Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber parçalı fonksiyonların grafiğini işleyeceğiz. Çok detaylı bu grafikler, o yüzden beni iyi dinlemeniz lazım. Video izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Şimdi sorumuza bakalım. Dediğim gibi sorular detaylı, iyi dinlemeniz lazım. Şimdi x1'e göre bu fonksiyon parçalanmış. O zaman bizim bir kritik noktamız. Tamam mı? Grafikteki. Şimdi ben önce şu fonksiyonun grafiğini çizeceğim. Şimdi x yerine 1 koyacağım önce gençler. Çünkü x küçük 1 yazıyor ya. İçin fx demek biliyorsunuz y demek. Y eşittir 1 artı 1'den 2 mi olacak? Yani noktalardan birine 1'e 2. Sizin işaretleyeceğiniz noktalardan biri. Sonra devam edelim. X 0 için y'yi bulacağım. Y eşittir 0 artı 1'den 1. Yani noktalardan biri 0'a 1. Y 0 için de x'i bulacağım. 0 yaparsak x buradan ne çıkar? Eksi 1. Yani bu sefer de eksi 1'i 0 noktasına işaretlemem gerekiyor. Şimdi çok büyük çizemeyeceğim. Çünkü benim ekranım da biraz dar ister istemez. Şimdi gençler. Az önce ne demiştim? 1'e 2 noktasını bir işaretleyeceğiz. 1'e 2. Şimdi işaretliyorum bakın. Yalnız ben bu iki noktanın birleştiği yeri açık bırakacağım. Çünkü x küçük 1 diyor. Burada eşitlik yok. Eğer küçük eşit olsaydı o noktanın içini taramam gerekirdi. 1'e 2 noktasını işaretledim. Sonra benim bu doğrum 0'a 1. Yani y eksen üstünde 1. Eksi 1'e 0. Yani x eksen üstünde eksi 1'den ne yapıyor? Geçiyor. Şu şekilde geçecek bu doğrum. Fakat bana diyor ya x küçük 1 olsun. Değil mi? X küçük 1 olsun dediği için farklı bir renk kalem alalım. X bakın 1. 1'den küçük sayılar bu tarafta değil mi? Sizin doğrunuzun bu tarafta olan kısmını ne yapacaksınız? Böyle tarayacaksınız. Yani aslında bu doğru normalde yukarı doğru da gidiyor. Ama bana ne lazım? Bakın normalde böyle taranır yukarı doğru ama X küçük 1 dediği için şurası bakın. X'in 1'den küçük olduğu yerler. O yüzden sizin tarayacağınız yer tamamen bu kısım. Soru daha bitmedi burada. Çünkü bir de aşağıda bir tane denklem var. Onu da yapalım hemen. Farklı bir renk kalemle. Fx eşittir. 2 eksi x. Yine x 1 için diyeceğim. İçin. Y eşittir. Fx demek y demek biliyorsunuz. 2 eksi 1'den y'yi ne buldum? 1 buldum. Yani 1'e 1 noktası var elimde. Sonra devam ediyorum. X 0 için diyorum. Y eşittir. 2 eksi 0'dan 2. Yani 0'a 2 noktam var. Y 0 için 0 eşittir. 2 eksi x'den x eşittir 2 noktam var. Yani 2, 0. Şimdi bu grafiği de şuraya yapalım. Biraz dediğim gibi alan dar. Gençler kusura bakmayın artık. Burası x ekseni, burası y ekseni. Evet, 1'e 1 noktamız var şurada bakın. Onu işaretleyeyim. 1'e 1. Şimdi bu ikisinin birleştiği yeri acaba koyu mu yapacağım? Yani tamamen taralı mı, açık mı? Büyük eşit yazdığı için siz burayı taramak zorundasınız. Bakın büyük eşit yazıyor ya burada. Devam ediyorum. Bir de hangi nokta var? 0'a 2. Tam burası. Bir de 2'ye 0. Tam burası. Şimdi gençler ben bunu çizeceğim. Çizeceğim ama acaba tamamen mi tarayacağım yoksa böyle noktanın mı kalacak? Neye göre belirleyeceğim? X birden büyük olsun. Eşit ve büyük olsun. X'in birden büyük ve eşit olduğu yer bakın. Burası değil mi? Doğrunun gerisini tarayamazsınız. X 1'e eşit ve birden büyük. Bakın X'in 1'e eşit ve birden büyük olduğu yerler burası mı? Şimdi ben İki şeyi de birinci şeklin üstünde birleştireceğim. Dikkat edin. Zaten birinci şekil tamam. İkinci şekilde bire bir noktası var. Bakın bire bir noktası ve tam taralı. Görüyorsunuz. Sonra şurada 2'den geçiyor. Gerisini de şöyle yapabilirsiniz ama çok da gerek yok.
En son benden istediği grafik ne? Bu grafik olacak. Tamam. Parçalı fonksiyon grafiği bayağı detaylı bir şey. Dikkatli yapmanız gereken bir soru tarzı. Dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Devam edelim. Bu zaten çözümlü örneğimizdi. Bakın çözüm de bayağı uzun. Şimdi gençler. Birinci kalemimizi alalım. Fx demek g demek. Söylemiştim. Yazıyorum. Bu grafiğimizin, parçalı fonksiyonumuzun pardon, kritik noktası eksi 2. Ben o yüzden diyorum ki x eksi 2 için y eşittir. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 mi? Yani x eksi 2, y eksi 1 olacak noktalarından biri. Tabii ki bu nokta küçük olduğu için dahil olmayacak. İçi açık olacak. Sonra x'e 0 verelim. Y eşittir. 0 artı doğru yapmışım. Şurada eksi 2 iş yaptım. Şaşırmında. X'e 0, y'ye 1 olacak. Y'ye 0 verelim. Gençler. Bu sefer de x artı 1'den x burada ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Yani eksi 1'e 0. Ben şimdi bu doğruyu çizmeye çalışayım size. Hatta şöyle yapalım. Biraz eğri oldu. Pardon. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Şimdi eksi 2, x eksi 2 olacak. Y eksi 1 olacak. Şurası olsun. Ve içi ne olmak zorunda? Küçük olduğu için boş olmak zorunda. Dikkat edin. Sonra hangi nokta var? Eksi 1'e 0. Bir de 0'a 1 noktası var. Sizin böyle bir doğrunuz var. Şu an bakın taramıyorum. Şu an yani tarıyorum da tam doğru yapmıyorum. Sadece noktalı bıraktım. Bana diyor ki x eksi 2'den küçük olacak. X'in bakın x bu tarafta yani bu eksen görüyorsunuz. Eksi 2'den küçük olacağı yerler neresi gençler? Burası. O yüzden burayı tararsınız. Diğer yerler noktalı halde kalacak. Tamam. Şimdi diğerine farklı bir renkle yapalım. Yeşil yapalım. Y eşittir x eksi 2. Önce x yerine eksi 2 koyuyoruz. Y eşittir eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Yani eksi 2, eksi 4 noktası. Fakat bu noktanın içi büyük eşit olduğu için tam taralı olmak zorunda. Devam edelim. X'e 0 verelim. Y eşittir 0 eksi 2'den eksi 2. 0'a eksi 2 bulduk. Y'ye 0 verelim. 0 eşittir. X eksi 2'den. X burada 2 çıkar. 2'ye 0. Hemen grafiğimizi şurada çizmeye çalışalım. İsteyen aynı grafik üstünde de çizebilir. Yani aynısı üstünde de yapabiliriz aslında. Bir sıkıntı olmaz. Yapsak mı acaba aynısı üstünde? Yapabiliriz. Neyse. X eksenimiz, Y eksenimiz. Eksi 2'ye eksi 4'ü bulayım. Ve tam taramam lazım. Çünkü ne demiştim burada? Büyük eşit var. 0'a eksi 2 burası. 2'ye 0 o da burası. Bu noktalardan geçen şu an tarıyorum ama birazdan tam doğru halini de getirebilirim. O soruya göre bakacağız. Şimdi ben ne diyor gençler? Eksi 2'den büyük eşit mi olsun diyor x. X'in eksi 2'den büyük olan eşit ve büyük olduğu taraf bu taraf değil mi? O zaman siz ne yapacaksınız? Bu tarafı böyle tarayacaksınız. Tamam mı bu tarafı? Şimdi ben ikisini aynı şekilde üstüne birleştireceğim. Bakın burada da var. Eksi 2 burada da var. Eksi 4 diyeyim buraya. Tam ikisinin kesiştiği nokta. Eksi 2'den geçecek bu doğrum. 2'den geçecek. Ve burası ne yapacak? Bu şekilde çizeceğiz. Şurayı biraz düzeltelim. Yamuk oldu çünkü. Tam burası kaçtan geçecek? 2'den geçecek. Benden istediği parçalı fonksiyon grafiği budur. Geçelim. Bir sonraki soruma. Evet şimdi gençler başlayalım bakalım sorumu çözmeye. Bir renk kalem seçelim. Yine y demek, fx demek, y demek. 2x-4. Parçalı fonksiyonumun kritik noktası 1.
x1 için diye başlıyorum. Y 2 kere 1'den 2 eksi, 4'ten eksi 2. Yani 1'e eksi 2 noktası var. Tabii ki bu nokta dahil. Burada küçük eşit olduğu için dahil yapacağız mecburen. Devam edelim. x0 için y eşittir 2 kere 0, 0, eksi 4. 0'a eksi 4 noktam var. Y 0 için 0 eşittir 2x eksi 4'ten. 4'ü sola atalım. X buradan 2 çıkar. Yani bu da 2'ye 0 nokta. Şimdi bunu çizelim gençler. Y eksenimiz, x eksenimiz. 1'e eksi 2 var demiştik. 1 burası, eksi 2 de şurası olsun. Ve ne olmak zorunda? Tam taralı. Çünkü burada küçük eşit işareti var. Başka ne var? 0'a eksi 4. Y ekseni üstünde eksi 4 olacak. Burası. Başka da 2'ye 0 noktası var. Değil mi? Bu noktalardan geçen ne olacak? Bir doğru elde edeceğim şimdi. Tamam, çok güzel. Şu an taralı bıraktım. Ama x küçük eşit 1 mi diyor gençler? X 1'den ne olacak? Küçük eşit olacak. O zaman bir bakın burada x ekseninde. 1'den küçük olan yerlerde bu taraf olduğuna göre siz ne yapacaksınız? Pardon. Tam burayı taramak zorundasınız. Bu şeklimiz bu kadar. Tabii ki şeklimizin devamı var. Onu da unutmayalım. Bu sefer de y eşittir x artı 3 için yapacağız. X yerine hemen 1 koyalım. Y 1 artı 3'ten 4 çıkacak. Yani 1'e 4 noktası. Ama 1'e 4 noktası burada büyük yazdığı için içi boş olmak zorunda. X 0 olsun. O zaman y eşittir 0 artı 3'ten 3 yapacak. 0'a 3. Y 0 olsun. X de buradan çözerseniz eksi 3'e 0 çıkacak. Yine grafiğimizi çizelim. Şöyle yapalım. X ekseni, y ekseni. 1'e 4 noktası boş kalacak içi. Çünkü büyük işareti var orada. 0'a 3 burası. Eksi 3'e 0 da burası olsun. Şimdi bu noktalardan geçen bir doğru çiziyorum. Tamam, nereyi tarayacağımı şimdi bakacağım. X büyük 1 diyor. 1'den büyük taraf bu taraf değil mi? İşte bu kadar. İkisini aynı şekil üstünde birleştireyim size. Eksi 3. 3. Bir de 1'e 4 noktası var. Şurada. Ve dahil değil. Hepsinden geçen. Önce bir nokta nokta yapıyoruz. Doğru. Biraz eğri oldu gençler. Kusura bakmayın. En sonunda da birden büyük noktalar dediği için nereye alacaksınız? Tabii ki burayı ve buranın içi boş kalmak zorunda. Yoksa hatalı yapmış olursunuz. Evet gençler, bu videonun devamı gelecek. Benim buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi parçalı fonksiyon grafiği çizmek biraz zahmetli ve dikkat isteyen bir konu. Hepinize kolay gelsin.